Değerli izleyenler merhaba. Ruh sağlığında bugün gebelik öncesi ve sonrası dönemde anne, baba ve bebek üzerinde oluşan psikoloji üzerine konuşacağız. Konuğumuz ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sunat Aneli. Konuyla ilgili danışmak istedikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Sunat Hanım hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün çok önemli bir konu üzerinde duracağız. Çünkü evlilik dendi mi hemen ilk akla gelen çocuk oluyor. Ve ilk olarak isterseniz bunu soralım. Çiftler evlendikten sonra neden illaki bir bebek istiyor, beraberinde bir çocuk istiyor? Evet. Yani bir yanda doğanın kuralı değil mi? Hı-hı. Bütün canlılar doğuyorlar, büyüyorlar ve üremek istiyorlar. Yani üremeyen canlı yok gibi. Ya kendi kendine ürüyor ya eşleşerek ürüyor. Birdenbire de insanlardan beklentiler artmaya başlıyor. Hemen anneler, babalar kulak açıyorlar. Evet. Ne oldu, var mı, yok mu? Biraz ufacık bir değişiklik görseler acaba mı gibi. Bazen de baskılar oluşuyor. Oysa anne ve baba adaylarının evlendikleri zaman önce birbirlerini tanımaları, birbirleriyle bir şöyle kaynaşmaları, yakınlaşmaları, uyum sağlamaları gerekiyor. Ondan sonra çocuk gibi düşünüyoruz. Bir de yaşlar da çok önemli. Kadın için doğum yaşı 22'den sonra en sağlıklı. Yani 13, hı hı. 14, 15 yaşında doğum yapmış geçmişte anneler. Evet. Bugün için de çocuk gelinler olarak görüyoruz, hı hı. onları. Kendisi daha çocuk. Biz bazen istenmeden olan gebeliklerde ve bebeklerde görüyoruz. Anne çocuk bebeği kabullenemiyor. Ne yapacağını bilemiyor. Sokakta oynama yaşında bebek sahibi olabiliyor. Hı hı. O hem anne hem bebek hem ailenin geleceği için sağlıksız bir gelişme. Ki haberlerde de aslında bu bahsettiğinizi maalesef görüyoruz ki evet. Orada dediğiniz gibi o çocuktu, ben de çocuktum. Evet. Birlikte oynadık, birlikte büyüdük evet. gibi sözler ifade edildi, bu şekilde ifade ediyorlar. Ki bu da büyük ihtimalle değil mi psikolojilerine yansıyor. Çünkü tabii. dediğiniz gibi belli bir dönemde annelik duygusunu tatmak gerekiyor. Ve evlilik açısından da eşlerin hemen çocuk sahibi olması da onlara olumsuz bir etki yaratabiliyor mu? Yani çocuk pahalı bir hobi diyorum ben. Hı hı. Maddi ve manevi pahalı bir hobi. Bilmeden o havuza atlarsak yüzemeyiz. Evet. Ama istiyorsak, biliyorsak, kabul ediyorsak onu almamız gerekir. Yani bir bebek evimize geleceği zaman maddi manevi bir hazırlığa ihtiyacı var. O hazırlık olduğu zaman da hem anne baba çok rahat ediyorlar hem de bebek çok sağlıklı gelişiyor. Çevremde böyle sağlıklı gelişen aileler var. Hayranlıkla izliyorum. Bebekleriyle beraber mutlu çiftler. Ama tabii ki meslek yaşamımda acılar da gördüm. İstenmeyen bebekler de gördüm. İstenmeyen evlilikler de gördüm. Onlar da hem anne baba hem de bebek için risk oluşturuyor. Yani bebeğin ruh sağlığı açısından, anne babanın ruh sağlığı açısından risk oluşturuyor. Hı hı. Bu istenmeyen bebek kısmını aslında daha sonra da belki değinebiliriz evet. ama şimdi yeri gelmişken bunun nedeni dediğiniz gibi ya çok küçük yaşta evlenip de hamile bilmeden belki hamile kalmış olmaları mı oluyor hazır genelde? Hazır olmamak en başta. Hı hı. Yani bir gebeliğe anne hazır değilse, fikren hazır değilse, hı hı. bir bebeğim olsun demiyorsa, tesadüfen hamile kalmışsa onu kabullenmekte zorluk çekebiliyor. Evet. Ya da bir baskıyla, eşinin baskısı olabilir, iki tarafın aile baskısı olabilir olduysa, yani anne hazırlıksızsa o bebeğin gelişmesi tehlikeye düşüyor maalesef. Hı hı. Belki doğuyor çocuk ama daha geleceğinin ne olacağını bilemiyoruz. Evet. Bunlarla ilgili daha sonraki dakikalarda tabii. da daha geniş bir şekilde konuşacağız. Evet. İlk olarak isterseniz onların öncesinde şeyden bahsedelim. Kadınların hamileliğe bakış açıları nasıl kesinlikle. Oluyor? Çünkü herkesin farklı duygu düşünceleri var, farklı istekleri ve planları oluyor. Evet. Sizin gördükleriniz daha çok ne yöndeydi? Bebek olduğu zaman tabii ki kadın eşiyle paylaşmak istiyor. Onu hissettiği bir anda. Zaten şimdi test cihazları var. Hı hı. Çabucak kendileri karar verebiliyorlar. Evet diyorlar, muhtemeldir diyorlar. Ve eşiyle paylaşıyorlar. Bazen eşlerinden çok beklemedikleri bir cevapla karşılaşıyorlar. Erken, hı hı. zamanı mıydı gibi. Ya da sevinçle karşılanıyorlar. Daha bu karşılanış biçimi anneyi etkiliyor, adayı etkiliyor. Evet. Çünkü o gurur duyuyor. Bir bebeği olacak, seviniyor, mutlu. Ama eşinden aynı reaksiyonu
görmeyince rahatsız oluyor. Hı hı. Kendi başına büyüten anneler de var. Ama aldır denilip de maalesef bebeği aldıran anne adayları da var. Buna etken olanlar neler oluyor peki? O anki ekonomik sorunlar mı ya da kocanın farklı bir problemi mi? Onun da hazır olma işi. Hı hı. Çünkü evlilik öncesi konuşulmamış oluyor bütün bunlar. Oysa diyoruz ki evlenmeden önce her şeyi konuşun. Ekonomiyi konuşun, ilişkileri konuşun, akraba ilişkilerini konuşun. Çocuğunuz olsun mu olmasın mı, kaç çocuğunuz olsun, hepsini konuşun. Bazı anne babalar diyorlar ki doğduğunda benim çocuğum büyüyecek, şu anaokuluna gidecek, şu ilkokula evet. gidecek, şu liseye gidecek, şu üniversiteye gidecek diyorlar. Hı hı. O da biraz erken gibi geliyor. Ama hiç olmazsa adım adım bir fikirleri var, planları var ve o plan eğer anne ve babanın planı çocuk için uygunsa, çocuğa uyuyorsa, birbirine uyuyorsa onlar sağlıklı gelişebiliyorlar. Hı hı. Yani bu doğum için aslında biraz plan yapmak gerekiyor değil mi? Kesinlikle evet. sorunların çıkmaması için. Peki o dediğiniz de doğru mu çocuk için? Çünkü sürekli hayaller kurulur, planlar yapılır. İşte çocuğum olursa şuraya göndereceğim, şunu yaptıracağım. Çocuk üzerinden sürekli bu planları yapmak, düşünmek tabii ki insana belki de elinde değil. Anne evet. baba mutlaka bunları yapıyor ama sürekli doğduktan sonra bunlara yönlendirmek çocuğu doğru mudur? Kendi planları her anne baba en iyi amaçlıyor. Evet. Bizim ülkemizde de sınav sistemleri yorucu. Anneyi babayı da yoruyor, çocuğu da yoruyor. Ama doğru olan çocuğun yeteneklerine göre bir eğitim ve çocuğun yeteneklerine göre bir meslek seçimine izin vermek. Yani çocuğun kendi seçimleri ya da öğretmenlerinin bulduğu, değerlendirdiği özelliklerine göre bir meslek seçimi sağlıklı olan. Hani anne bir sanatçı olmak istiyor da çocuğunu ısrarla sanatçı yapmak istiyor ama çocukta öyle bir yetenek yok. Hı-hı. Yani çocuğun yeteneklerine göre de biraz düşünmek gerekiyor. Evet, onlara desteklemeleri çok güzel. İstedikleri Hı-hı. bir okula göndermeleri, maddi manevi fedakarlıklar yapmaları çok güzel ama çocukta o yetenek yoksa çocuk için işkence. Evet. Şimdi çok farklı bir duygu aslında. Bir fidan yetişiyor gibi evet. bir şey içinizde. Evet. Evet. Mutlaka onu yaşayan kişiler, anneler biliyordur nasıl bir duygu olduğunu ama ilk başta dediniz ya eşine söylediğinde aldığı tepkiden aslında başlıyor birçok şey. Evet. Burada psikolojisi ne şekilde etkileniyor kadının? Hem o hamilelik sürecinde hem daha eşine söylediğinde aldığı tepkiyle birlikte. Bizim Allah rahmet eylesin öğrenciliğimizde bir kadın doğum uzmanı hocamız vardı, hı. profesörü. O derdi ki, sorardı bize, gebelikte ne değişir? Biz parmak kaldırırdık, şu değişir, bu değişir. Her birimiz bir şey söylerdik. Hı hı. Evet, bunlar değişir. Ama dikkat edin, her şey değişir derdi. Yani evet. bir kadının gebeliğiyle beraber biyopsikososyal yaşamı değişiyor. Hı hı. İçinde bir canlı gelişiyor, onu beslemesi gerekiyor, o ondan devamlı bir şeyler alıyor, bir şeyler çekiyor, büyümeye ihtiyacı var, onunla besleniyor. Ama aynı zamanda o gelişen canlı anneyi hissediyor. Çok ilginç evet. bir şey, annede hormonal değişiklikler oluyor, biyolojik değişiklikler oluyor, bu biyolojik değişiklikler anneyi etkiliyor. Yavaş yavaş beden değişiyor, bir 4-5 ayda sendelemeye başlıyor, daha ağırlığı yok bebeğin ama henüz bir denge kaybı görülebiliyor hı hı. annede ya da yorulabiliyor anne, uykusu geliyor, uyumak istiyor ya da çok seviniyor, havalara sıçramak istiyor ya da diyor ki hayır ben hiç etkilenmeyeceğim, ben 9 aya kadar kendim bakacağım, arabamı da kullanacağım, doğuma da arabamla gidebilirim diyen de var. 5. 6. ayda denize atlayan da var. Artık belli bir süreden sonra erken doğum riski olduğu için bazı davranışlardan çekinmek gerekiyor. Ama büyüklerimizin söylediği gibi şuradan atlama, eşikten atlama gibi değil. Hı hı. Çünkü bebek orada gerçekten korunmalı. Güzel bir sıvının içerisinde. Ama annenin bedeninin içinde. Yani anneden etkilenen bir bebek. Aynı zamanda anneyi de etkileyen bir bebek. Hı hı. İlk vuruşlarını hissetmek çok heyecan verici bir şey. İlk tekmelerini hissetmek. Yani bir canlının içinizde olduğunu hissediyorsunuz. Sonra yavaş yavaş alışıyorsunuz. Bir hayaliniz oluyor kız ya da erkek. Biliyorsunuz arka arkaya kızlar doğduğu zaman hamilelikte bekliyorlar artık erkek gelsin. Evet. Erkek isimleri konuyor. Doğmuş olan kızlar maalesef işte Songül oluyorlar, Yeter oluyorlar. Sonra kız Yeter oluyorlar. Bu hem anneyi hem de doğacak olan çocuğu
etkiliyor. Ki o da çok çok farklı bir psikoloji herhalde, evet, değil mi? Sürekli kızımız oldu, artık erkek olsun ve çevredeki bu baskıda anneye büyük ihtimalle çok büyük bir sorun yaratıyordur, büyük bir değil sorun mi psikolojik yaratıyor olarak? Çünkü kız ya da erkek olmasını belirleyen anne değil, annenin, evet, isteği, evet, değil. Kız doğduğu zaman 3 gün uğramayan babalar var. Yani doğumdan sonra, hı-hı, bebeğini görmeyen ya da kızı hiç kabul edemeyen babalar var. Bu sadece anneyi etkilemiyor, doğmuş olan bebeği de etkiliyor. Evet. Baba kız ilişkisini de etkiliyor. Ama şimdi artık ailelerin çoğu, kız ya da erkek, kızların da başarılı olduğunu, meslek sahibi olduğunu, onlara sahip çıktığını gördüler ve kabul eder hale geldiler. Hı-hı. Artık daha bilinçli. Etrafımızda birçok daha bilinçli, hı-hı, aileler var. Evet. Evet. Burada peki hamilelik sürecinde yaşanan sorunlara, psikolojik sorunlara değiniyoruz. Evet. Ne gibi sorunlar görülebiliyor peki annede? Çünkü fiziksel değişimi özellikle biz çevremizde, evet, duyuyoruz. Bununla birlikte bunalıma, biraz üzüntüye düşebiliyor, o da olabiliyor, kadınlar. Tabii, başka ne gibi sorunlar duygulara görülebiliyor? Duygulara bağlı. Ama şimdi doğum, hamilelikten önce anne ve baba sağlığı da çok önemli. Ona değinmeden tabii, geçersek tabii, yazık olur. Hı hı. Anne ve baba olmak isteyenlerin bir check-up'tan geçmesinde yarar var. Biyopsikososyal olarak diyoruz. Biz hazır olmalılar. Birçok hastalıklar ya da hastalık nedeniyle kullanılan ilaçlar ya da madde bağımlılıkları, sigara bağımlılığı, madde bağımlılığı ya da herhangi zehirler ya da enfeksiyon hastalıkları, örneğin HIV, bugün AIDS hastalığına sebep, hı hı, olan virüs maalesef yaygın. Ülkemizde, evet, de yaygın ve giderek de yükselen bir trend gösteriyor. Onun için bu enfeksiyon hastalıklarının ya da sifilisin evlenirken yapılıyor bu testler. Hı hı. Hamilelik öncesinde de yapılmasının yararı var. Ya da biz biliyoruz ki o hamilelik sırasında bir kızamıkçık enfeksiyonu annenin bebeğin ölü doğmasına, düşmesine ya da sakatlanmasına sebep oluyor. Ya da toksoplazma enfeksiyonu gene bizim ülkemizde bu coğrafyada var. Hı hı. Bunların bir olup olmadığının ölçülmesinde yarar var. Bir ruhsal hastalığı varsa annenin, o hastalık tedavi görüyorsa, hekimle güzelce konuşup hani çocuk sahibi olmak istiyoruz, bu ilacı keselim mi? Kesersek ne olur? Esas hastalığın bebeğe getireceği sorunlar var. Aldığı ilacın bebeğe getireceği sorunlar var. Özellikle, evet, ilk 3 ayda bebekte çok büyük bedensel ve beyinsel değişikliklere sebep olabiliyor bunlar. Bunların hekimleriyle konuşulması gerekiyor. Yani, hı hı, hastanın hekimiyle güzelce konuşulması gerekiyor. Çünkü ilacı ani olarak keserseniz hastalık ortaya çıkıyor. Evet. Hastalığın da bebek üzerinde etkisi var. Yani, hı hı, annenin depresyonu olabilir, psikozu olabilir, şizofrenisi olabilir. Yani psikozlar içinde bir hastalık o da. Gerçeğe uyumunu kaybedebilir, bebekle iletişimini etkiler. Bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Ki bebekler karnındayken bile her şeyi hemen hissetmeye başlıyorlar, evet, değil mi? Bu da çok, evet, önemli bir nokta aslında. Evet. Eskiden öyle düşünmezdik. Evet. Yani orada büyüyor bir şey canlı ama doğunca sanki bizim olacak gibi. Öyle değil. Anne sesine hassaslar. Müziği duyuyorlar, hissediyorlar. Çünkü bir vibrasyon o, bir titreşim. O titreşimi bebek algılıyor. Annenin stresini algılıyor bebek. Örneğin hamilelik sırasında bütün bu enfeksiyonlar, virüs enfeksiyonları, geçirilen herhangi bir uçuk ya da geçirilen herhangi bir hastalık bebeği etkiliyor. Bunlar etkilediği gibi stresler de etkiliyor. Hı hı. Örneğin bize gelen bazı rahatsız çocuklarda soruyoruz. Mutlaka nasıl geçti hamileliğiniz? Bir böbrek rahatsızlığı varsa, bir şeker rahatsızlığı varsa, bir tansiyon yükselmesi, preeklampsi dönemi geçirmişse anne, bu doğmuş olan bebekte bir takım rahatsızlıklara neden olabiliyor. Hı-hı. Ya da çok ağır bir stres, anneyi etkileyen, bazen baba kaybı olabiliyor. Ailede büyük bir maddi kayıp olabiliyor ya da, evet, kendi ikili ailelerinde bir problem olabiliyor. Bu da hem anneyi hem bebeğin sağlığını etkiliyor. Hı-hı. Böyle bir durum varsa o dönemde daha ileri destek gitmeden alması, değil mi? Mutlaka destek tabii, alması tabii, gerekiyor. Mutlaka destek alması, hı-hı, gerekiyor. Evet. Bu psikolojik sorunlara artık geçebiliriz sanırım, değil mi? Bu dönemde görülebilen hamilelik depresyonunu
daha çok biz duyuyoruz. Evet. Bu ne şekilde oluyor ya da neden görülebiliyor? Aslında stresten bahsettik, birçok nedenden bahsettik. Bunun için neler söyleyebiliriz? Hiçbir şey olmasa bile olabilir. Bir takım vitamin eksiklikleri, bir takım hormonal değişiklikler kadınları etkiliyor. Biz biliyoruz ki depresyonlar da aslında erkeklerden daha fazla kadınlarda görülüyor. Daha hassas bir yapıları var depresyona karşı. Yani değişik çalışmalar var. Yapıları farklı. Kadın erkek yapısı farklı. Kadınlar daha hassas. Bunda hormonal dengelerin ya da hamilelikte değişen dengelerin de rolü var. Ruhsal olarak da belki ben hazırım diyor da tamamıyla hazır değil. Ama herkese yaygınlaştıramayız bu nedenleri. Nedenin araştırılması gerekiyor. Bir demir eksikliği olabilir annede. Halsiz, yorgun, uykusuz. Biz onu depresyon gibi algılamış olabiliriz. Ya da gerçekten karamsar fikirleri olabilir. Bebeğe bir reaksiyon olarak da ortaya çıkabilir. Onu ayırt etmek hekimlere düşen bir görev. Bu dönemde bahsettik, normalde zaten kadınlar daha hassas olduğu için diyoruz depresyon görülüyor ki hamilelik döneminde çok daha hassas oluyorlar ki toplumun çevresindeki kişilerin yaklaşımı da biraz hassaslaşıyor. Evet. Daha nazik olmaya, bir şeyleri çevredekiler yapmaya çalışıyor. Bunlar etkiliyor mu? Bir de ye kızım bayanı diyorlar. Sen iki canlısın ye. Bunu demememiz sonra gerekiyor. Kilo alınca psikolojileri daha da bozuluyor. Hamile bayanların. 10 kiloyu, kadın doğum uzmanları öyle diyorlar. Yani bir 10 kiloyu aşmayın diyorlar. 20 kiloyla doğuma gidenler var. Aşırı bir ilk zamanlar bir aşerme olur. Yani birdenbire hiç daha önceden bu kadar çok istemediğiniz bir şeyi bir anda isteyebilirsiniz. Bursa'da böyle bir manav var biliyor musunuz? Ben geldiğimde tanımıştım. Altı parmağın başında. Nedir bu dedim. Yani bu kadar pahalı erik, bu kadar pahalı şey. Aa dediler, burası öyle bir manav. Hanımlar aşerdiğinde gelirler beyler buradan bu meyvelerden biraz biraz alır ve götürürler. Yani ki öyle onlardan bir çok almak da değil mi? Mümkün değil zaten. Gerçekten aşerip istendiği için herkes ufak bir miktar da alıp eşine götürüyor. Evet. Yani bunu görmek, geleneksel bir dükkanı görmek benim çok hoşuma gitmişti. Yani ilginç gelmişti bana. Öyle bir gelenek var yani aşeren anneye istediğini verebilmek gibi. Ya da iş yaptırma anlamında biraz daha yine onun üzerine düşülebiliyor. Sen yapma, sen otur, çok fazla hareket etme gibi çevreden. Aslında anne her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama belli bir aydan sonra doktoruyla danışarak hani denize girebilir mi onu sorması gerekir. Çünkü bebek orada gerçekten korunmalı. Jimnastiğini yapması gerekir. Doğuma hazırlık jimnastiklerini yapabilir. Yogaya gidebilir. Gene geçmiş yıllarda ülkemizde öyle bir hazırlık yoktu ama şimdi değişik ortamlarda gebeler için jimnastikler var. Toplu olarak hazırlanabiliyorlar. Diğer adaylarla bir araya gelebiliyorlar. Anne ve baba birlikte gidip hazırlanabiliyorlar. Sonra özel teorik dersler de var. Bebek doğdu, ne yapacağız? Nasıl bağlayacağız altını, nasıl açacağız, nasıl temizleyeceğiz, nasıl banyo yapacağız gibi. Onlar da öğretiliyor anne babalara. Bunlardan da yararlanabilir anne baba adayları. Ve birçok şey öğrenebilirler. Evet. Öğrenmek ve bilmek uygulamayı kolaylaştırıyor. Ki onları değil mi rahatlatacaktır bu yönden. Ne yapacağım düşüncesi, bilmemezlik. Bir şeyleri öğrendikçe aslında insan daha da rahatlıyor birçok anlamda. Biz hamilelik deyince aslında sürekli anne üzerine düşüyoruz. Konuşmada o yönde oluyor ama bir de eş var, baba. Babanın bu dönemdeki psikolojisi ne oluyor peki? Çünkü hamile bayanın o dönem hissettikleri değişebiliyor dedik. Hormonlarında birçok değişiklikler görülebiliyor. Bu yüzden değişiklik olması baba normal da, diyoruz. Babada neler oluyor? Babada değişiyor. Baba da beklerken değişiyor. Anne adayı yedikçe baba adayı da yiyor ve bakıyorsunuz o da kilo almaya başlıyor. Evet. Yani anne ile baba beraber kilo alabiliyorlar. Beklentilerine bağlı, babanın da kabullenip kabullenememesine bağlı. Sorumluluk alacak çünkü o çocuk büyütecek. İşte maddi manevi sorumluluğu olacak. Çocuklukta geçirdiği kendi babasıyla olan ilişkileri aklına gelebiliyor. Ve bu bebeğe yansıyabiliyor. Konuşmuş olmak, hazır olmak her iki tarafı da rahatlatıyor. Evet. Burada bebeğin hem anne hem baba tarafından hissettikleri oluyor peki. Annenin sürekli duygularını hissediyor dedik. Burada bebekte bu
İstedikleri ne şekilde değiştiriyor bebeği? Annenin psikolojisi üzerinden etkiliyor. Yani baba da okşarsa anneyi, sahip çıkarsa anneye, yaklaşırsa anneye, olumlu davranırsa annenin de morali düzeliyor, mutlu oluyor, tedavi oluyor ve birlikte bu deneyimi güzel atlatabiliyorlar. Burada bebek üzerinden konuşacak olursak bebekte nasıl etkiler görülebiliyor ya da bu bebeği etkiliyor diyoruz sürekli ama bu nasıl görülüyor bunun etkisi? Doğduktan sonra görüyoruz. Ya böyle apatik bebekler diyoruz, koy kenara, hiç ağlamıyorlar, bağırmıyorlar, sızlamıyorlar. Ya da çok aşırı uyanık, gece gündüz uyutmayan bebekler haline gelebiliyorlar. Aşırı reaksiyonlar gösteren bebekler haline gelebiliyorlar. Bu annede meydana gelen kimyasal değişiklikler, hormonal değişiklikler bebeğin de beynini etkiliyor. Çünkü kadın ya da erkek oluşumuz her şeyden önce o karında meydana geliyor. Önce iki cinsiyette olabilir gibi tabiat yaratıyor. Ondan sonra birisi sönüyor, birisi canlanıyor. Bir kere ya kadın ya da erkek oluyor bebek. O da hormonlardan etkilenmiş olarak doğuyor. Beyin yapısı etkileniyor. Oradaki aldığı zehirlerden etkileniyor. Annenin stresinden etkileniyor. Meydana çıkan stres hormonlarından etkileniyor. Ve doğduktan sonra bunları görmeye başlayabiliyoruz. Genetik etkiler de var tabii. Sadece bu sadece anne ve baba değil, genlerle gelmiş olanlar da var. Örneğin akraba evlilikleri ülkemizde. Biliyoruz sakıncalarını ama maalesef hala bu tür akraba evlilikleri var. Evet ki sonra o acı hikayeleri ne yazık ki izliyoruz. Maalesef, maalesef. Akraba evliliklerinde gebeliğin daha da bir sıkı takibi gerekiyor. Çok güzel testler var. Kadın doğum doktorları bunları uygulatabiliyorlar. Bebeğin gelişmesi sağlıklı mı değil mi? Bunlar gözden geçirilebiliyor. Riskli olanlar da diyelim ki annenin yaşı 35, hamile. O şeyde ölçüldüğü takdirde ne doğacak, nasıl doğacak, nasıl bir bebek anneyle babayla konuşulabiliyor. Kararı da anne baba birlikte alıyorlar. Yani dışarıdan bir hekimin şöyle yapalım, böyle yapalım deme hakkı yok. Annenin babanın hakkı ne yapıp ne yapmayacaklarına karar vermek. Burada birçok etkiden bahsediyoruz, konuşuyoruz ve çevresel etkileri de aslında başta biraz değindik. Çevrenin etkileri de çok fazla oluyor değil mi? Hem hamile kalmadan önce hem de doğum olduktan sonra. Bunlar ne şekilde gözüküyor? Mesela doğumhane, ilginç, doğumhaneye erkeğin annesi gitsin diyorlar. Neyse o gelenek. Ama düşünülürse kız kime alışıksa, anne adayı kime alışıksa bu bir kız kardeş olabilir, bir arkadaş olabilir, sevdiği bir hemşire olabilir. Yani doğumda kime alışıksa anne o olmalı yanında. Şimdi bir odada bir büyük, saygı duyduğu bir büyük olduğu takdirde çekinecek, utanacak, sesini çıkaramayacak. Ya da yalnız kalmamalı böyle bir ortamda. Yani travay odası diyoruz, hazırlık odası olduğu zaman bu doğumlarda. Yanında bir kişi olacaksa, hekim her an dibinde olmaz. Gelir, gider, kontrol eder, nabzı sayılır, tansiyonuna bakılır ama hemşire de birçok hastaya bakmak zorunda. Bir yakını olursa daha rahat edebilir. Ama bu tanıdığı bir kişi olduğu takdirde. Sonra hemen emzir diyorlar. Memeye bebek alamıyor. Anne hazır değil, ne yapacağını bilmiyor. Öyle huzursuzluk yaratan ortamlarda maalesef olabiliyor. Ama doğar doğmaz bebeğin annenin çıplak vücudu üzerine konması anneyi mutlu ediyor. Ve annenin rahmi de ona göre küçülüyor. Kanama azalıyor biz bunu yaptığımız takdirde. Direkt etkiliyor. Direkt anneyi etkiliyor, hormonları etkiliyor ve o bebeğin çıktığı ortam küçülüyor. Kanamayı azaltıyor bu. Çok önemli bir şey ve anne ile bebek de birbirine bağlanmış oluyorlar. Yani bebek düşünsenize büyük bir travma. Suyun içinden havaya çıkıyor, basınçla karşılaşıyor. Ama normal doğumda bu bir hazırlık safhasından geçerek oluyor. Bebeğin başı kemikler küçülüyor, birbirine yaklaşıyor ve o baş çıktığı zaman atmosfere yavaş yavaş çıkmış oluyor. Sezeryende de doktorlar buna dikkat ediyorlar. Yani birdenbire almıyorlar bebeği. O hazırlıkla çıkıyor ama yine de çok büyük bir ortam.
analitik olarak diyorlar ki işte bu bir ayrılmadır, travmadır, ilk travmadır. Değişik bakış açıları olabilir. Ne olursa olsun atmosfere çıkıyor bebek. Hı hı. Bir travma gerçekten. Evet. Ama annenin kucağına aldığı etkileşim çok ilginç. Yine o kalp sesi. İlk defa duyuyorum. Evet, o kalp sesi, hı hı. Annenin tonu, annenin sesi, bunlar anne ve bebeği birbirine yaklaştırıyor. Evet. Bunun sonrasında peki doğumdan sonra emzirme konusunda, evet, dediniz bazı baskılar olabiliyor. Ki bu ilk aşama aslında hemen emzirilsin diye, sonrasında eve gittiğinde de bu tarz durumlar söz konusu olabiliyor mu anne üzerine? Yine yanlış bir uygulama var. İlk sütü atıyorlar. O ilk ağız sütü bebek için çok önemli. Onu alması gerekiyor. Çünkü annenin bütün immün sistemi ona göre hazırlanmış durumda. Bebeğe o süt hazırlanmış durumda. Bebek için ideal olan şey anne sütü. Yani eğer anne huzurlu olursa, o güven ona verilirse, daha önceden hazır olursa, sütü olmayan anne yok. Meme başı küçük olursa da sağma şansı var. Yani yeter ki anne istesin. Süt vermek de annenin ruhsal durumuyla çok yakından ilişkili. Anne isterse, anne huzurluysa, anne mutluysa sütü de bol. Evet. Bebek emdikçe de o ikisi arasındaki güzel bir ilişki ve sütü artabiliyor. Hı hı. Ki o dönemde güzel, o zaman olumlu yaklaşım de var. Çok daha önemli. Evet, hı hı. O dönemde yaklaşım çok önemli. Evet, beslenme. Beslenme önemli. Çok önemli ama, hı hı, sağlıklı bir beslenme. Evet, burada beslenmeye değinmişken şeyi de söyleyelim. İlk başta zararlı yiyeceklerden ya da içeceklerden aslında bahsettik. Sigaradan, evet, bahsettik, alkolden bahsettik. Hamilelik sırasında bazen çevremizde görüyoruz, hamileyken sigarayı bırakamayıp devam eden anneler de oluyor. Bunun etkileri ne oluyor? Onları uyarmaya çalışıyoruz. Evet, sigara içen annelerin bebekleri erken doğuyor. Hı hı. Sigara içen annelerin bebeklerinde idrar yolu enfeksiyonu çok oluyor. Doğduktan sonra yani çocuk bu işkenceyi çekiyor. Evet. Bir de yanında hala sigara içiliyorsa, anne ve baba içiyorsa pasif içici oluyor çocuk. Yani tütünün direkt birçok kötü etkisine maruz kalmış oluyor. Hı hı, burada bırakmaya çalışmaları, babanın alkolü de öyle. Yani belli bir forma sahip, belli bir, hı hı, yüz yapısına sahip alkol fetopatisi dediğimiz bir bebek doğuyor. Herhangi bir şekilde ölmediyse karında öyle bir bebek doğuyor. O da beyin açısından hasarlı doğmuş oluyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ki babalar açısından konuşulduğunda genelde işte şöyle bir söylem olabiliyor. Ben çıkıyorum, evin balkonunda içiyorum ki çocuk olduktan sonra da olabiliyor, evet, bunlar. Ama yine de onlara bir etkisi oluyor bunun, değil mi? Çünkü sperm hemen üzerinde, giden bir şey olmuyor. Tabii ki sperm üzerinde etkisi, evet, var. Neticede 4000, en az 4000 tane zehirli madde var. Evet. Ona dikkat etmek fazla gerekiyor. Çok fazla. Çok fazla. Doğum sonrasında görülen sorunlara değiniyorduk aslında. Farklı bir konudan bahsettik diye hemen ben onu sorayım size. Onu hiç sormak, evet, istedim. Doğumdan sonra görülebilen başka sorunlar neler olabiliyor? İşte emzirmeden bahsettik. Tabii doğuma yakın örneğin isim koymak olabiliyor. Hı hı. Anne baba yalnız başlarına kalıp isim koyamıyorlar. Ya ikisi anlaşamıyorlar ya aileler anlaşamıyorlar. Bu sefer çocuklara böyle ikili, üçlü, dörtlü isimler konuyor. Ya da diyor ki bir tarafın ailesi, ben bu çocuğa şu ismi koymak istiyorum. Bunun ismi o olmalı. O isim konuyor. Genç hanım veya bey de diyor ki hayır, ben bu ismi istiyorum. O isim konuyor. Bu sefer çocuk iki isimli oluyor. İnsanın ismi son derece önemli yaşamda. Daha büyüdüklerinde ya da gruplar yaptığımızda öğrencilerle görüyoruz bu ilişkiyi. Yani herkes isminin özelliklerini taşıyor. Bir bağ taşıyor. Eğer bir babaannenin ismi taşınıyorsa o babaanneyle bir bağı var o çocuğun. Ya da bir anneanneyle, dedeyle bağı var o çocuğun. Ki geçmişte hep bu şekilde. Günümüzde de az, biraz daha azaldı, evet, sanırım bu ama hep bir babaanne, anneanne, dede isimleri. Evet. Onlar veya onların istedikleri, hı-hı, isimler konuyor, evet, ve bu genç aileyi çok yoruyor. Bunun için yormayalım diyoruz. Genç, hı-hı, aileyi yormayalım. Kendi çocuklarının isimlerini kendileri koysunlar. Ama bir yanda da çocukları büyüdüğü zaman, okula gittiği zaman arkadaşlarının kolay söyleyebileceği ve alay konusu olmayacak isimler koymaya dikkat etsinler. Yani çok yabancı bir isim konduğu zaman eskiden nüfus memurları engellerlerdi.
Yani dışarıdaki bir kahramanın ismini burada bir Türk çocuğuna veremezdiniz. Hı hı. Nüfus memuru der ki hayır bizde böyle bir isim yok, yazmayayım, yazmam bunu derdi. Ya da yanlış yazardı, çocuğun adı da o olurdu. Şimdi tabii daha kontrollü gidiyor her şey. Hı hı. Ama bir yabancı kahramanın ismi bir Türk çocuğunda olmuyor. Evet. Yani anne babanın isim koyarken birazcık da dikkat etmeleri hı hı. gerekiyor. Çocuğun yani. Geleceğini de düşünüp evet çocuk o ismi gerekiyor. Taşıyacak, ömür evet. boyu taşıyacak. Hı hı. Burada anne de baba da aslında çok farklı bir dünyaya girmiş oluyorlar sanırım evet. değil mi? Doğumdan sonra hastaneye geliyorsunuz. O ev bambaşka bir ev oluyor aslında çocukla evet. birlikte. Hiç ağlama sesi duymadığınız bir evde ağlama sesi duyuyorsunuz. Bezini değiştiriyorsunuz. Burada babanın psikolojisi de doğum öncesini konuştuk. Doğum sonrası onda da farklılıklar olabiliyor mu ki? Tabii. Anne de ilk çocuğuysa buna alışkın evet. değil. O da yeni karşılaşıyor böyle bir durumla. Tabii anne ve baba eve geliyorlar ve ne olduklarını şaşırıyorlar. Evet. Böyle çok tatlı bir genç çift vardı. Bir pazar sabahı uyanıyorlar. Yaygara kıyamet sabahın altısı. Yorulmuşlar ikisi de yorgun meslektaşlar. Biz ne yaptık ki böyle diyorlar. Çünkü bebek 6'da uyanıyor ve evet. meme istiyor. Ki gece sürekli değil mi uyanıyorlar? Evet. evet. Gece dışında. De uyanıyorlar. O ritmi oturtmak çok önemli. Eğer dikkat edilirse, beslenme saatleri kurulursa, bizdeki gibi her ağladığında meme vermek değil. Yani 6'da 9'da gibi 3 saat bebek 3 saat aralıklarla emer bir süre sonra büyür ve uyur fark ettirir size ben artık 4 saate çıkabilirim der bebeği dinlemek bebeği izlemek çok önemli isteklerini bize her zaman belli eder kaşığa geçmek istediğini belli eder sütü bırakmak istediğini belli eder dişleri çıkarken daha sert şeyleri ağzına götürmeye başlar yani ona şöyle kulak verirsek ve hazır olursak değiştirebiliriz adım adım bebeğin Hı-hı. alışkanlıklarını. Eğer dikkat edersek, bu beslenme ritmini sağlarsak, çocuklar bir ay içerisinde başka bir rahatsızlıkları yoksa bu ritme girerler. Anne baba rahat eder. Daha sonra da o 4 saate çıkar. Mışıl mışıl uyur bebek. Acıktığı zaman uyanır, doyurursunuz, gazını çıkarırsınız, yatırırsınız, uyumaya devam eder. Gün 16 saat uyuyorlar doğdukları zaman. O kadar uykuya ihtiyaçları var. Huzursuz bebek de gördüm bir gece gitmiştik 11 gibi bir tanıdıklara. Bütün sofra ortada, dolmalar soğumuş, yemekler buz olmuş, bebek ağlıyor ve bütün aile o bebeğin üstünde. Şimdi bebek mi hastaydı, bu kalabalık aile mi bebeği biraz rahatsız etti onu bilemedik. Ama durum kötüydü bebek açısından da, büyükler açısından da. Hepsi aç, hepsi oturuyorlar ama sofra ortada, her şey soğumuş. Ve her şey bebeğin üstünde dönüyor. O kadar da üstüne düşmemek gerekiyor. O da çok fazla gerekiyor. Değil mi? Evet. Ki böyle bir durumda herhalde ne yapacağını bilemediği için mi muhtemel. O kadar yüklenme oluyor? Muhtemel. Muhtemel. Hı-hı. Ki böyle bir durum belki de bebeği çok rahatsız ediyor sizin dediğiniz Kesinlikle. Gibi. Bebekte mi evet. o an sorun vardı yoksa çevreden mi rahatsız oldu? Evet. Sorusu akıllarda kalıyor gerçekten. Evet. Şimdi bebek doğuşta hastaysa o ayrı bir şey tabii. Hı-hı. Onun çocuk doktoru zaten doğar doğmaz muayene ediyor bebeği. Ve böyle 10 üzerinden not veriyor. Şu fonksiyonları iyi, şu işlevleri iyi diyor, şu kötü diyor. Ve onun üzerinden not verdiği zaman Apgar diyoruz. Biz bebeğin nasıl bir sağlıkta doğmuş olduğunu biliyoruz. Sağlıkla da beslersek, büyütebiliyoruz. Ve bebekte sorun olmuyor. Ama annede beklenen bir hüzün oluyor. Bazı annelerde kısa sürüyor. Doğumla beraber her şey değişiyor. Nasıl gebelikte her şey değiştiyse, doğduğu anda da hormonal olarak büyük bir fırtına yaşıyor anne. Birdenbire bir boşluk vücutta ve hormonlar değişiyor. Bebeğe sahip çıkma hormonları artıyor annede. Bebekle bir iletişim kuruyorlar, birbirlerine sarılıyorlar ve bir ikili beraberlik yaşıyorlar. O sırada annede 3-5 gün süren bir hüzün oluyor. Gebelik hüznü diyoruz, normaldir hı hı. diyoruz. Sizin deminden beri vurguladığınız gibi iyi davranmak gerekiyor evet. ona. Anlayış göstermek gerekiyor, istirahatini sağlamak gerekiyor. Örneğin gündüzden sağıp sütünü, güzel, çok güzel steril poşetler var, buzdolabına koyabilir. Kim kalıyorsa anneyle beraber, bir büyük anne, bir yardımcı. O gece bebeği uyandığı zaman o sütle besleyebilir. Böylece anne hiç olmazsa 8 saat dinlenir, uyur ve daha sağlıklı o günleri geçirmiş olur.
bazı insanlarda da depresyon oluyor ve doğum sonrası depresyonlar, ağır depresyonlar olabiliyorlar. Hı-hı. Onun için uyanık olmak ve hekim yardımı almak gerekiyor, tedavi almak gerekiyor. Günlük hüzün geçmedikten sonra mı hala devam ediyorsa mı oluyor? Daha sonra da ağırlığına göre yani birkaç Hı-hı. günlük hüzün de çok ağır olabilir. Ufak bir destek, bir yardım alabilir Hı-hı. ya da ondan sonra devam ediyorsa bu bir depresyona doğru gittiyse mutlaka yardım almaları gerekiyor. Hı hı. Burada araştırdığımda biraz da gördüm. Erkek psikolojisinden de bahsettik ki az önce siz dediniz ya 3 günlük bir hüzünlü bir dönem geçirebiliyor ya da depresyona girebiliyor dedik. Burada erkeklerin yakındığı bir durumda çocuk olduktan sonra sürekli ilgi çocuğa artık hani bize bir ilgi gösterilmiyor diye bir sorun da var. Bununla ilgili evet. karşılaşılan problemler onu nelerdir? Erkekler bazen hoş ifade ederler, bazen de kızarlar bu duruma. Yani çocuğu oldu, çocuğun bizi oldu, unuttum. Beni unuttun. Evet. Çünkü ikili bir beraberlik vardı, her şey onun erkeğin üzerinde dönüyordu, oydu evin paşası. Birdenbire biri geldi ve o krallığı elinden aldı. Hı hı. Her şey bebeğe göre düzenlenmiş oluyor. Bunu anlamak gerekiyor çünkü anne ile bebek o ilk 3 ayda bir oluyorlar. Biz oluyorlar ve bir oluyorlar. Bunu bir erkek anlar, onlara sahip çıkar, kol kanat gererse eğer... Bu hem ailenin mutluluğu için, erkeğin rahatı için, annenin rahatı için güzel bir dönem. Daha sonra yavaş yavaş bu ilişki çözülüyor. Çocuk babaya da bağlanıyor, akrabalarına da bağlanıyor. Yabancıları dışlamaya başlıyor böyle 8 aya doğru. Hı hı. Ama bu ilk bağlanma çok önemli. Çünkü daha sonra arkadaşlıklarımız, dostluklarımız ve eş ilişkilerimiz bu ilk bağlanmadan çok yararlanıyorlar. Evet, ki psikolojik sorunlarda çocukluğa evet. inmenizin nedeni belki de bundan kaynaklı evet. değil mi? Bağlanma çok Hı-hı. önemli ve güven duygusu çok önemli. Yani sevilen, sayılan, kucaklanan bir bebek baktığı zaman dünyaya, hani bardağı yarı boş, yarı dolu gören insanlar deriz ya, Hı-hı. sevilen, sayılan bebek dünyaya baktığında dünya güzel bir yer, güvenilebilir, ben kendime güvenirim diyor. Reddedilen, maddi veya manevi ihmal edilen bebek, dünya kötü bir yer. Evet. İnsanlara güvenilmez. Ben güvenilmezim diyebiliyor. Yani kötü bu kadar... yaklaşımda düşünce kötü evet. oluyor. Evet. Hı hı. Evet. Burada ailelere ya da çiftlere önerilerimiz neler olabilir? Çok kısa bir süremiz kaldı. Bir öneriyle kapatalım. Evet. Hazırlasınlar kendilerini bu döneme. Hı hı. Güzel okunacak kitaplar var. Şimdi artık ülkemizde her şey var. İnternet var ama internette de birçok yanlışın olabileceğini de hesaba katsınlar. Annelerin tecrübeleri var, tecrübelerden yararlanabilirler. Hı hı. Ve kendi fikirlerini geliştirip oluşturabilirler. Birbirlerini anlamaya çalışabilirler ve erkekler de yardım edebilirler. Yani sadece annenin üstüne kalmazsa bakım iyi olur. Değil mi? Destek de çok bazı önemli. Ülkelerde alışkanlık var. Japonya'da işittim. Kız doğum yapacağı zaman annesinin evine gidiyor bir ay. Ondan sonra eve dönüyor tekrar. Aa, çok ilginç. Yani o annenin o dönemde ilgiye ihtiyacı var, bakıma ihtiyacı var, sevgiye ve anlaşılmaya ihtiyacı var. Hı hı. Bunlara dikkat edelim. Babalar da hazır olur ve eşi desteklerlerse hı hı. sağlıklı bir bebek sahibi olurlar. Güle güle büyütsünler diyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.